Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Doktor Leo, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ama çok önemli bir projeden bahsetmek istiyorum. YouTube'un dibi projesi. Konsol üstünden Murat abinin başlatmış olduğu, Kasım ayında daha doğrusu başlatmış olduğu bir projeydi YouTube'un dibi projesi. Projenin amacı YouTube'un dibinde kalmış kaliteli içerik üreten yayıncılara destek olmak, onları daha büyük kitlelere ulaştırmaktı. Murat abi bu projeyi çıkardığı zaman gerçekten bu kadar büyük kitlelere ulaşacağını düşünüyor muydu bilmiyorum. Ama proje oldukça güzel yerlere gitti. Barış Özcan, Yorekok ve onun dışında birçok değerli YouTube yayıncısı, YouTube'a içerik üreten kişi bu videolarla ilgili geri dönüş videoları çekti ve yeni insanları tanıtmaya başladı. Bu videonun ikinci serisinde sağ olsun Murat abi bana da yer verdi. Buradan kendisine bir kez daha çok teşekkür ederim. Ben çok yolun başında bir yayıncıyım. Yaklaşık bugün itibariyle 1260 kadar abonem var. Nisan ayında başladım bu olaya. Ve YouTube'da bir içerik üretme konusunda çok acemiyim. Elimden geldiğince içerik üretmeye çalışıyorum. Kaliteli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Murat abi de bunu gördü sağ olsun. Hem bu projeyle bizlere çok güzel bir yol açtı. Hem de projeye beni dahil ederek çok ama çok mutlu etti. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Normalde bu video çok daha önce bir tarihte gelecekti. Ama iş sebeplerinden dolayı çok yoğun bir iş hayatım olduğu için videoyu çekmeyi erteledim. Bugüne kısmet oldu. Aslında şu an bu projeyi daha da hatırlatmak için insanlar tekrardan kulağına bir nebze su götürmek için belki de bir çabam olursa bir yere getirebilirsem ne mutlu bana. Hazırsanız arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, size ilk bahsetmek istediğim kanal Party Chat. Kendileri YouTube'da 8000 aboneye sahip bir nevi günümüz radyovari programını YouTube'a içerik olarak sunan arkadaşlar. Gül ve Gürkan adında iki güzel insan. Onların programını izlerken muhabbetleri öyle güzel sarıyor ki kendinizi alıp götürüyorsunuz. Bir bakmışsınız saat yaklaşık bir saatinden geçmiş ve siz oradasınız hala. Her sabah saat 11'de nezih sabahlarında bir programları var. Burada demin bahsetmiş olduğum gibi bir radyovari program yapıyorlar. Onun dışında salı günleri oyun gündemi üzerine özel yayın yapıyorlar. Keza perşembe günü de sinema üzerine bir yayın gerçekleştiriyorlar. Çok eğlenceliler. Özellikle takip etmenizi istediğim kanallardan biri. Bence çok keyif alacaksınız. Bir bakın derim. Şimdi size ikinci bahsetmek istediğim kanaldan biraz söz edeceğim. Orta Dünya kanalı Murat abinin Yüzükler Efendisi üzerine yapmış olduğu bir kanal. Açıkçası Türkiye'de Yüzükler Efendisi ne kadar biliniyor, ne kadar çok insanlar tarafından hakkıyla anlatılıyor. Bunun hakkında bir kaynak var. Burası çok tartışılır. Murat abi YouTube'da böyle bir içerik bu boşluğunun olduğunu fark edip kendi bilgilerini bizlerle paylaşmak adına böyle bir kanal oluşturdu. Tamamen konsol üstünden bağımsız. Bize burada her geçen gün cücelerle ilgili, elflerle ilgili, orta dünya ile ilgili ne bilmek istiyorsak detayıyla kendi bilgilerini bize aktarıyor. Ve benim gibi özellikle orta dünya hastası olan insanlar için bulunmaz muazzam bir kaynak. Aynı zamanda zaten çok da akıcı bir şekilde anlatıyor, çok da keyifli anlatıyor. Hani bir videoya başladığınız zaman zaman akıp su gibi geçiyor. Eğer siz de Orta Dünya meraklısıysanız ve daha çok bilgi öğrenmek istiyorsanız mutlaka Orta Dünya kanalını ziyaret edin. Şimdi sırada size bir Let's Play kanalını tanıtacağım arkadaşlar. Tayfun'un oyun serüvenleri. Muhtemelen bu kanalı bir kere ziyaret etmişsinizdir. Çünkü kendisi 5 senedir YouTube'da bulunmakta. Daha öncelerinde TR Gamer'da, Level'da ve Merlin kazında yazarlık yapmış Tayfun Erkan içerikleri üretiyor. Çok kaliteli içerikler var kendisinin. Indie oyunları bulabilirsiniz, çok fazla bilinmeyen oyunları bulabilirsiniz. Gerçekten kaliteli bir içerik üretiyor ve bu aralarda kanalıyla ilgili kendisinin istediği çıtaya ulaşmaması ile ilgili sıkıntıları olduğuna dair bir video çekmişti. Kendisine buradan da bir nazizane destek olmak istiyorum. Tayfun, çok güzel bir iş yapıyorsun, çok güzel bir insansın. Ne olur devam et, bu işi bırakma. Senin gibi insanlar içerik üretmeye devam ettikçe biz de YouTube'un dibinde olan insanlar olarak bir şeyler yapmaya güç bulacağız ve devam edeceğiz. Şimdi sırada birçoğunuzun tanımış olduğu bir insan bahsedeceğim. Talha Aynacı. Talha Aynacı oyun dünyasında Talha Hoca olarak bilinir. Çünkü zira kendisi çok bilgili, oyunlar hakkında birçoğunuzun bilmediği bilgilere sahip. Güzel yayıncılardan ve içerik üreticilerden biri. Yakın zamanda Gamesel'deydi yaklaşık. Birkaç ay önce galiba Gamesel'den ayrılıp şu an konsol oyuna geçti. Konsol oyununda burada Dost Kayaoğlu ile beraber yaptıkları bir video serisi var. Aynı zamanda kendi kanalını da ihmal etmiyor. Kendi kanalında da oyun incelemelerine devam ediyor ve geçenlerde de özellikle 90'ların birçoğumuzu hüzünlendiren bir video paylaştı. 90'lara çocuk olmakla ilgili hem o dönemin oyun konsolları hem de o dönemin yaşantılarıyla ilgili hepimizi geçmişe götüren çok güzel içerik üretmişti.
Ben de buradan kendisine selam ederim. Talha Aynıcı'yı da mutlaka ziyaret edin arkadaşlar. Şimdi sırada size bir teknolojik kanaldan bahsetmek istiyorum. AAA, benim de konsorsiyumdan Murat abinin videosuyla tanıştığım ve abonesi olduğum Emre ve Berkant adında iki arkadaşımız. Bunlar oyunlar üzerine incelemelerde bulunuyorlar, teknolojik incelemelerde bulunuyorlar, fiyat analizleri yapıyorlar. Teknolojik her şeyle ilgili bu arkadaşların kanalında videolar bulabilirsiniz. Teknolojik incelemelerin yanı sıra hem de gündemden muhabbetler olsun. Güzel işler yapan güzel insanlar. Bir bakın derim onlara. Sırada sizlere tanıtacağım kanal diğer kanallara göre biraz daha farklı bir kanal. Vlog üzerine bir kanal. Yiğit Yunus adlı bir arkadaşımız, Kore'de yaşayan bir Türk vatandaşı. Burada Kore'de yaşantısı üzerine bize Kore'yi anlatmak üzerine vloglar çekiyor. Çok eğlenceli vloglar. Kendisinin şu an çok az abonesi var. Ama gerçekten yaptığı içerikler çok eğlenceli, çok keyifli. Vlog'dan keyif alıyorsanız, Güney Kore ve Kore kültürü hakkında bir bilgi edinmek istiyorsanız bir bakmanıza fayda var. Bence seveceksiniz. Sıradaki kanal Cengiz Retro Game. Bu kanalı tek bir cümleyle özetlemek gerekirse retro ile ilgili her şey arkadaşlar. Retro oyun incelemeleri, retro teknolojik aletler, bunun içinde konsollar, bilgisayarlar ve retro teknolojik parçalar. Bu kanala girdiğiniz zaman biraz bu kanal sizi geçmişe götürüyor, bir nostalji kuşağı yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ama videolarda, içerikler de oldukça akıcı olduğu için kendinizi bir sonraki videoya çat diye geçmiş buluyorsunuz. Mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini düşündüğüm kanallardan bir tanesi. Buradan kendisine selam olsun. Ve sırada sizlere son tanıtacağım kanal SkyHub. Oğuz adında bir arkadaşımızın içerik ürettiği bir Let's Play kanalı. Son dönemde Call of Duty ve Long Dark oynuyor gördüğüm kadarıyla. Çok güzel, çok eğlenceli içerikleri ve çok hoş sohbet olan da bir insan. Son dönemde biraz ara verdi ama bu videoyla beraber, sizlerin de desteğiyle beraber kendisini tekrar YouTube içerik üretmeye döneceğine eminim. Buradan da kendisine selam olsun diyorum. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden tek ricam, YouTube'un DB projesini olabildiğince insanlara duyurmamıza yardım etmeniz. Çünkü bu proje gerçekten çok değerli. YouTube'un dibinde kalan, kendince de olsa güzel içerik üretmek isteyen, insanlara destek veren, o insanlara bu işi devam etmeleri için güç veren bir proje. Özellikle ben kendi adıma bu projede yer aldığım günden itibaren çok daha şevkle yapıyorum videolarımı. Çünkü bana inanan ve bana güvenen insanların olduğunu görmek ve bilmek gerçekten çok mutlu edici. Sizler de bu videodan izledikten sonra biz YouTube'un dibi projesinden geldik diye bu önerdiğim kanallara gidip videoların altına yorum yazarsanız keza onlara çok mutlu olacaktır. Ve yaptığımız projede bir yerlere doğru gidecektir diye umuyorum. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.